Merhaba arkadaşlar, Gurbetçi Annenin Dünyası'na hoş geldiniz. Bizim Fransa'da bugün 3. günümüz. Bugün Paris'e gidiyoruz. Sizi biraz Paris'e götüreceğim kameramla. Önce bir kahvaltıya inelim. Kahvaltımızı yapalım. Miley kulaklarını taktı yine. Miley, neredesin kızım? Ana. Burada biz asansörü bekliyoruz şimdik. Kahvaltıdan sonra şimdi içeriye bir girelim, soralım Paris'e neyle, nasıl gidecekmişiz buradan, metrola mı, otobüs var mı, şeye buraya, bu otelden şeye Disneyland'e, parklara her 5 dakikada bir, 10 dakikada bir otobüs geliyor, gece 12-1'e kadar. O çok iyiydi, hem de bedava. Ama bakalım Paris'e nasıl ulaşacağız. Robot, metro. 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 Günaydın. Robot, günaydın. Robot müde. Robot yoruldu dün 12 saat parkta. Otelin girişinde burada şimdi shuttle buslar, otobüsler geliyor. Onlarla metroya gideceğiz. Village'e doğru, Disney'in orada metrolar varmış. Robot da benim arkamda kamerayla kendi vlogunu yapacak bugün. Miley, otobüsü seviyor musun? Evet. İyi bakalım. Senede bir kere böyle otobüse biniyoruz. Oo. Sallanıyor bu bayağı. Şimdi metroya geldik. Burada bir soracağız bakalım hangi metroya bineceğiz de kaybolmayız inşallah buralarda. Robot, bizi kaybetme buralarda. Gel ve geniş felon ya. Ya robot bizi birkaç kere böyle bir İtalya'da tura bindirmişti böyle. Oh, Miley içecek istiyor. Miley içecek istiyor. Çocuklarla tatile gittiğiniz zaman dışarı böyle oluyor işte. İçecek istiyorum, şunu istiyorum, bunu istiyorum. Hadi bakalım otomatiği becerebileceğiz mi? Haa, bak paranın üstü de orada. Güzelmiş. İyi ki robot İngilizce anlıyor. Ha? English. Ben de İngilizce konuşmaya çalışıyorum da bana gülüyorlar. Sen konuşma diyorlar. Ne yapayım? Robot cesaret edemiyor sormaya. Ben de yarım yamalak İngilizcemle soruyor. O da cevabını alıyor. İngilizce anlıyor ya. Evet. Yabancı memleket hakikaten İngilizce. İngilizce hakikaten çok çok önemli bir dil arkadaşlar. Yani İngilizceyi biraz olsun ana şeylerini bilmemiz çok önemli. Yabancı memleketlerde hep İngilizce. Metroya bindik, biletlerimizi aldık ve metroda burada bir tane adam vardı. Biz böyle plana bakıyorduk şurada yukarıda. Burada kimse yok burada. Şimdi çekebilirim. Bakın şurada metronun planı var. Nerede ineceğimizi, nerede ne olduğunu gösteren plan. Bir ya nasıl diyeyim, 30 yaşlarında bey geldi, dedi ki şurada şu var, burada bu var, burada Eiffel Kulesi var. Nasıl elimize şöyle küçük kağıt verdi. İki tane çocuğum var, işte bana yardım edebilirsiniz, 1 euro, 2 euro, 3 euro verebilirsiniz diye. Ya bakın arkadaşlar, bu da güzel bir meslek değil mi? Böyle turistik olan yerlere gireceksin, ondan sonra diyeceksin ki şurada şu var, şurada şu var. Hemen var, 2-3 saniye sürdü. Ondan sonra eline 1.50 verdik. Ne yapacaksın? Hayır olur belki. Onda vardır hakikaten, çoluğu çocuğu işi yoktur. Yani işte bulduk bakalım şimdilik. Metroda giderken biletlerimizi aldık Paris için. Bu hop on hop off otobüsleri var ya, böyle iniyorsun biniyorsun, belirli durakları var. Paris'te görünecek yerlerde duruyorlar. Benim kızım screenshot yaptı biletimiz. Online aldık internette. Hemen ödedik. Bir tane yeter kızım. Hepimizin bileti o zaten. Ne kadar ödedik? Bir kişi 42 euro, 20 ile 26 euro. Ama içinde boat tour var. Gemi turu var. İstediğin kadar binebiliyorsun, istediğin kadar gezebiliyorsun. Ayrı ayrı alsak zaten çok pahalıya mal olur. Onu da hallettik. Ne gülüyorsun kız? Herkes bana mı bakıyor insanlar? Baksınlar, ne yapalım, alıştık artık. Biz nereye geldik böyle? Allah'ım. Hiç sevmiyorum ben bu metroları. Miley döndü, gülmekten ölüyor. Augsburg'da böyle yok. Miley, sesi duydunuz mu? Her taraf sanki böyle... Bir de korkuyorum. Çok yoruldum. Allah'ım, kaç kat çıktık? 7 kat mı ne? Asansör varmış.
Robot bizi asansör sürsüz çıkarttı. Akıllı. Senin adına uymayacağım bir daha. Mahvoldum ya. Ayaklarım zaten et kesmiştim de. Paris'in trafiği. Biz 7 sene önce geldiğimizde bu trafikten öyle bir korktuk ki Paris'in trafiği çok kötü. Fransa'da oturan arkadaşlar, Fransalı arkadaşlar, siz nasıl yapıyorsunuz? Siz oturduğunuz bölgelerden böyle sadece Paris mi böyle ben anlayamadım. Habire düt düt böyle böyle park ediyor. Aralarında şu kadar şudarcık yerler var, ara var. Hani buraya arabayla ben gelmezdim yani. Çok kötü. Paris, Lafayette. Allah'ım burası, bakın aşağısı camdan. Robot var ya korkudan ölüyor. Angst. Bakın böyle yürüyorsun bu camdan. Ben de buraya geçmem ben. Auf die Seite gehe ich nicht. Miley, korkmuyor musun? Wow. Hoplama, sakın hoplama. Şöyle bir dönelim mi? Lafayette. Metro, Glasgow. Robot da arkamda kamera çekiyor. Şöyle Paris'i bir de yukarıdan bakalım. Lafayette'in terası var yukarıda böyle kahvesiyle beraber. Bakın orada Eiffel Kulesi. Burada kahve. Robot korkusuna buraya geçemiyor yine. Yükseklik korkusu var ya. Nein, sen buraya gelme. Bakın orada öbürkü galeri Lafayette aşağıda. Böylece Paris. Şimdi bir kahve molası verelim. Kahve molası bakın ama yanında pastalar dönüyor. Pastalar. Robot pasta yiyor. Ben de burada çilekli, çikolatalı pasta aldım. Seninkine bakalım. Chia Sameli Chi. Bakalım beğenecek mi? Lafayette burada arkamızda. Şimdi Lafayette nasıl bir yer? Lafayette bütün markalı, marka olan bir şey. Bütün markalar, pahalı şeyler orada. Her yer marka böyle. Yani bizim için pek uygun değil ama girmek, görmek çok önemli. Olur ya belki beğendiğim bir şey olur dersiniz. Ay ben bunu çok istiyordum, bana çok para biriktirdim, alacağım. Ama biz hiçbir şey almadan çıktık. Terasına çıktık, görecek yerlerini gördük. Çünkü Paris'e geldiğiniz zaman Lafayette'i görmeden gitmeyin diyorlar arkadaş. Hele bilhassa o terasına bir çıkın diyorlar. Oradan Paris bir ayağınızın altında kalıyor. Onun için çıktık, gördük. Biz robotla 8 sene önce geldiğimizde, 7 sene önce çıkmamıştık oraya. Yağmurlu bir gündü. Robot dedi ki, ay Allah'ın aşkına bu yağmurda orada uğraşamayız dedi. Ben buradan bu bilgiyi de verdim. Yani Lafayette'i görmeden gitmeyin. Robotun yediği pasta, üzeri krema gibi bir şey bakın. Şeyle, yumurtanın akıyla yapılıyor herhalde. Altı limonlu ama size bir şey söyleyeyim mi? Ben tatlıyı acayip seven bir insanım ama bunun kadar tatlı bir şey daha ömrümde yemedim. Stusuyuske. Aşırı aşırı tatlı, daha ömrümde ben böyle tatlı bir şey yemedim. Ben bile yani yemedim doğrusu. Şimdi iki kahve. Ben bir croissant, robotun pastası, Miley'in önündeki şeylere tam 20 euro para verdik. Yani Paris'e gelince biraz maalesef böyle bilmediğin şeyleri deneme ne kadar kötü. Bakın Miley benim elimden croissant'ımı aldı. Robot devam yiyemiyor. Çok tatlı geldi. Bana chia samenini şeyi de verdi. Ya ben size dedim croissant alın dedim. Onu yiyebilirsiniz. Bildiğiniz bir şey alın dedim. Ben biliyordum onun ne olduğunu. Süçilekli, içi çikolatalı olduğunu biliyordum. Şimdi otobüse bindik. Turumuzu yapıyoruz. Çekimleri robot yapıyor. Size şöyle göstereceğim.
ne anlatıyor? Kulaklıklarımız var. Kulaklıklarla bize tarihi, neleri gezdiğimizi anlatıyor. Yani Paris'te görmesi gereken şeyleri yani böyle otobüste görüyoruz, hem anlatılıyor bize. Eiffel Kulesi'ne yürüyelim diye Miley tuvalet istedi, tuvalete gideceğim dedi. Robot önümden yürüyordu, Miley'le kaybettim resmini. Ne tarafa gittiler? Bu tarafa doğru yürüdüler, çok iyi biliyorum bu tarafa doğru yürüdüklerini. Yok, bence ben fazla yürümeyeyim şimdik. Burada bekleyip buraya geri dönerler belki. Beni burada kaybettim diye, ama beni burada kaybettiler mi bilmiyorum. Ne yapacağım ben? Robotun yanında telefon da yok. Akıllı kocam ya. Sen böyle yerlerde yanında telefon gezdirir değil mi? Tüh. Robot beni öldürecek. Gözümün önünde resmen kayboldular. Hızlı gidiyorlardı. Come on, what's here? From... Es heißt Fischwund? Auf einmal? Gözümün önünden saniyede kayboldunuz. Ich hab schon Angst gekriegt. Korktum. Gas. Nereye gittiniz? Nereye gittiniz tuvalete? Tuvaletim geldi. Nereye gittiniz? Lüksus. Lüksus restoranda girdiniz. Odamıza geldik. Saat oldu 11.30. Yemeğimizi bugün otelde yedik. Robot da yatmaya hazırlanıyor. Yorulduk. İyi geceler. İyi geceler ya. Paris nasıl diyeyim size, bir günde öyle iki günde gezilecek bir yer değil. Müzeleri çok, girilecek yerleri var ama
Müzeler bile için biraz şey oluyor böyle. Çocuk ya daha öyle şeyler ilgilendirmiyor. Ben de böyle pek böyle sanatla pek şeyim yok böyle. İlgim yok mu desem yani böyle boyamalarla falan. Louvre'ye mesela böyle hep resim falan. İşte öyle ama o otobüs turu çok güzel. Otobüs turunda hep böyle Paris'in şeylerini görüyorsun. Biz kaç sene önce görmüştük Louvre'yi, Notre Dame'a falan girmiştik. Paris'e gelirseniz biraz vakitli gelin derim. Böyle bir haftanızı ayırın Paris için, gezmek için. Fransa'da olan arkadaşlar, beni Fransa'dan, Paris'te veya olan arkadaşlar siz biliyorsunuzdur. Paris güzel bir şehir ama trafiği çok yoğun bir şehir. Çok insan var. Ya Mileydi gidip beni de ayaklarımla oynayıp duruyor. Nereye bakayım? He, üstünü mü değiştiriyorsun? Tamam, ben seni göstermiyorum. Robot burada yatmış gibi beni burada rahatsız ediyor konuşurken ya. Ama Disneyland çok güzel. Disney Park Studios çok güzel çocuklar için. Vaktiniz olursa, müsaitseniz, bütçeniz müsaitse derim, gelin görün. Paris Entrance Card'ın giriş ücreti 60-70 euro. 60-70 euro giriş bir günlüğüne Paris Disneyland Park. İki tane parka giriyorsunuz. Bence idare eder, normal. Bizim kaldığımız otel çok güzeldi. Biz çok beğendik. Fazla da aşırı pahalı değil. Yani normal bütçeye göre de uygun. Evet arkadaşlar, bunlar azıttı burada. Ben burada videomun sonuna geleyim. Umarım bugünkü videomuz da hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ne yapıyorsunuz siz ya? Allah 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 Allah. Burada. Baban yatağımış orası. Ha 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 ha.